Ucur TV izleyicileri, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Ben araştırmacı yazar, emekli eğitimci Ali Aydemir. Ucur'un değerlerini tanıtma programının birisinde burada benim eski okulum, mezun olduğum öğretmen müdürlüğünü yaptığım okulumdan başlıyoruz. Burada Ucur'umuzun değerlerinden tanıtacağımız bu okulumuzda okulumuzun geçmişiyle belki bilgiler vereceğiz. İçeride öğretmenlerimiz, sınıflarımızı tanıtacağız. Bölümlerini göreceğiz ve örnek bir okul olarak da takdiri sizlere bırakacağız. Yeni adıyla Bucur Şehit Asubay Sedat Met Cumhuriyet İlkokulu'nun eski ismi Cumhuriyet Okulu'ydu. Bucur'un en eski okuludur. Bu okul önceleri şimdiki çarşı içerisindeki Ziraat Bankası'nın bulunduğu yerde bir okuldu. Ben ilkokula başladığımda oradaydı. O okulun kuruluşu 1926 yılında. 1926 yılından 1961 yılına kadar bu okul devam etti. 1961 yılında buranın, şimdiki bu okul değil, bundan önceki bir okul vardı. Bu Amerikan stilinden bir okul. Bu çatısı, tabanı olmayan çatısıyla beraber değişik bir okuldu. Tabii sağlıklı bir okul değildi. Biz orada okuduk. Sonra 1992 yılında olan bu okulun yeni şekliyle ortaya çıktı. Bu okul, Cumhuriyet Okulu, eskisine dönecek olursak, o zamanki okulda, okulumuzun baş öğretmenleri vardı. Mustafa Özmen, Allah rahmet eylesin. Sonra okulumuzdaki az çok hatırladığımız kadar öğretmenlerimizden, ben de kendi öğretmenim Veli Recai Veli Beyoğlu, Osman Uzun, Mustafa Türk Yılmaz, Leyla Bozdağ ki buna benzer öğretmenlerle görev yapıyorduk. 1961-62 yılında buraya geçtikten sonra buranın ilk mezunlarından birisi biziz. Veli Recai Veli Beyoğlu o zaman 5. sınıf okuyordu. Buradan ilk mezun olarak 42 kişilik sınıfta biz buradan okulu bitirdik. Bu okul gerçekten Cumhuriyetimize yaraşır bir okul. Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yıllar yılı eğitim, öğretim veren ve burada başarıları yakalayan bir okulumuz. Bu okulda ben de 3 yıl, bundan 3 yıl, 4 yıl önce 3 yıl müdürlük yaptıktan sonra buradan emekli oldum. Okulumuz gerçekten eskiye bakarak tabii çok çok değişiklik var. Yeni projeler, yeni ilkeler ve yeni kadrolar, öğretmenlerle, idarecilerle okul her gün geçtikçe daha iyiye, daha güzele, daha başarıya doğru adım atmakta. Bu okulu şimdi içeri girip tanıtacağız. Okulumuzun müdürlüğü, idarecisini, okulumuzdaki öğretmenleri ve sınıfları gezeceğiz. Ayrıca genellikle proje ile yapılmış bazı laboratuvarları ve dershaneleri göreceğiz. Onları da sizlere tanıtacağız. Buyurun beraber girelim içeri, okulumuzu gezelim, görelim ve takdiri size bırakalım.
Cumhuriyetli olmak, özgürce öğrenebilmek demek. İsmim Selçuk Börekçi. Şehir Asubay Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürüyüm. 5 yıldır bu görevi ifa ediyorum. Öncelikle Mucur TV ekibine, Ferhat Bey'e, okulumuzu ziyaretinden dolayı Ali Aydemir'e teşekkür ediyorum. Okulumuz Mucur'un önde gelen okullarından bir tanesi. Hem eğitim kalitesiyle, hem öğrenci, hem veli profiliyle adından söz ettirmiş. Bundan sonra da başarıyla söz ettirecek bir okul. Okulumuzda faaliyetler devam ediyor. Sık sık etkinlikler yapılıyor. Sadece ders saatleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda okuldan sonra da bağlama kursları, halk oyunları kursları, gitar kurslarımız, İngilizce kurslarımız, kodlama eğitimimiz, akıl ve zeka oyunları kurslarımız olmak üzere eğitim, öğretim faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani okulumuz sadece bir okul değil, bir ekol olarak yorumluyoruz. Okulumuzda 16 öğretmen, 2 idareci görev yapmakta, 310 öğrencimiz bulunmaktadır. Velilerimizle beraber Cumhuriyet İlkokulu olarak bir aile gibiyiz. Biz onlardan, onlar da okulumuzdan fazlasıyla memnunlar. Karşılıklı işbirliği içerisinde çocuklarımızı geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri hem okul içindeki davranışları hem de okul dışındaki davranışlarıyla örnek teşkil etmektedirler. Okulumuzda sadece okul içi alışkanlıklar değil, ailesine, çevresine, bir Mucur'a, büyüklerine karşı davranması gereken alışkanlıkların hepsini de öğrenerek okulumuzdan mezun olmuş olurlar. Burada öğrenciler değerler eğitimi kapsamında eğitime tabi tutulurlar. Değerler eğitimi sayesinde sevgi, saygı, hoşgörü gibi alışkanlıkları öğrenirler. Aynı zamanda rehberlik servisimiz tarafından aile içi şiddet, cinsel istismar, zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi eğitim uygulamalarına tanık olurlar. Bu sayede hem okulda hem de çevrede nasıl davranacağını bilerek hayata en iyi şekilde hazırlanırlar. Okulumuz öğrenciler toplum hizmeti çalışmaları kapsamında çeşitli faaliyetler yapmaktadırlar. Kubrevi ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri gibi, aynı zamanda temizlik ve yeşilayla mücadele, kötü alışkanlıklarla mücadele kapsamında çalışmalarımız vardır. Bu sayede hem öğrencilerimizi hem de Mucur'a eğitmek okulumuzun temel prensiplerinden bir tanesidir. Bizim okulumuzda aynı zamanda güvenlik en üst safhada düşünülmektedir. Okulda öğrencilerimiz geldiği andan itibaren bize emanet edilirler ve bu süre zarfında da bütün güvenliklerinden biz sorumluyuz. Sabah okula serviste gelen öğrencilerimiz birebir kontrol edilir, evlerine tekrar gönderilir. Servisine binemeyen öğrencilerimiz veya öğleden sonra okuluna gelemeyen öğrencilerimiz bizzat telefonla ya da mesajlarla bilgilendirilir. Şu bilinir ki çocuk okuldaysa Cumhuriyet İlkokulu'nda güvendedir.
Evet, Mucur TV'ye okulumuza geldiği için teşekkür ediyoruz. Ben Şehit Astsubayi Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu 2 A sınıf öğretmeni Mesut Şahan. Okulumuzda kodlama eğitim veriyoruz. Bu eğitim çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Bu gelecek çocuklarımızın hayat boyu öğreneceği ve hayatında tamamında kullanacağı bir derstir. Önce birinci aşama olarak 0-6 yaş grubu, ikinci aşama olarak da 6-12 yaş grubu kodlama derslerini çocuklarımıza aktarıyoruz. Bu şekilde de Mucur'un geleceğini kodluyoruz. Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Orhan Tuncer Badem. Sabahları spor yaparak güne başlıyoruz. Her gün sabah ilk dersimizde 10 dakika spor yapıyoruz. Hem günümüzün hastalığı olan obeziteden kurtulmak hem çocuklara sporu sevdirmek amacıyla çocuklarımıza her gün sporla başlatıyoruz. Cumhuriyetli'nin huzurun geleceğiyiz. İsmim Ramazan Ekinci. 5 yıldır Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak çalışmaktayım. Akıl oyunları sınıfını biz geçen yıl sisteme soktuk, devreye girdirdik. Sebebi ise Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılında akıl oyunları dersini müfredatımıza aldı. Ve biz bundan yola çıkarak geçen sene başında öğretmenlerimize hizmet içi eğitimle akıl oyunları kursunu verdik. Daha sonra koordinatör olarak ben çalışmaya başladım. Peki biz neden akıl oyunlarını seçtik? Akıl oyunları çocuklarda pratik düşünmeyi geliştirir, dikkat ve konsantrasyonu geliştirir. Çocukların sahip olduğu zeka potansiyellerinin farkına varmayı ve bu zeka potansiyellerini geliştirmeyi sağlar. En çok bizim öğretmenlerimizin en çok yakındığı bir şey vardı. Günümüz hastalığı, tablet ve bilgisayar bağımlılığı, televizyon bağımlılığı. Biz Cumhuriyet İlkokulu olarak çocuklarımızla bunları yendiğimize inanıyoruz. Çünkü bütün çocuklarımıza ayda bir oyun öğretiyoruz sınıf olarak. Ayda bir oyun öğretiyoruz ve yaklaşık 200'e yakın zeka oyunumuz var. Her gün bir eve bir tane zeka oyunu gidiyor. Ailelerle beraber bu oyunlar oynanıyor. Ve ailelerin de görüşleri geliyor, fikirleri geliyor. Çok olumlu dönütleri aldık. Çok memnun kaldılar. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi vardır. İnsanlara aklını kullanmayı öğreten kişi hidayete erecektir. Biz de bundan yola çıkarak çocuklarımıza aklını kullanmayı öğretiyoruz. Zeka oyunları bir deniz demiştik.
100'e yakın zeka oyunu var. Bu zeka oyunumuz çift kişiyle oynanan, yani iki kişiyle oynanan Hedef 5 oyunudur. 5 yaş ve üstü üzeri çocuklar için oynanan bir oyundur. Diğer oyunumuz Mangala Türk oyunudur. Türklerin geliştirdiği bir zeka oyunudur. Avlon oyunu ise yine iki kişiyle oynanan 7 yaş üzeri bir zeka oyunudur. Diğer oyunumuz Skipiti. Skipiti ise iki kişiyle oynanır fakat 4 kişiyle daha zevkli oynanan bir oyundur. Piramit oyunu iki kişiyle oynanan, 30 tane topla iki kişiyle oynanan gayet zevkli, eğlenceli bir oyundur. Yine öğrettiğimiz bir oyunumuz var, koridor oyunu. Bu da yine iki kişiyle oynanan, çocuklarda akıl yürütmeyi ve problem çözmeyi geliştiren. Yine öğrettiğimiz bir tane oyun, katamino oyunu. Çocukların orijinal fikir geliştirmesini sağlayan bir oyundur. Biz bu sene 10'a yakın oyun öğreteceğiz. 100'e yakın oyunu da inşallah bir birinci sınıfa gelmiş çocuğumuzu alıp 4. sınıftan mezun ettiğimizde 70'e 80'e yakın bir oyun öğrenmiş olacaktır. Teşekkür ederim. Cumhuriyet olmak, heyecanla yeni bilgileri keşfedebilmektir. Thank you.
Kuru Yemiş. Kuru Yemiş de bir numara. Taze, güvenilir ve güler yüzüyle hizmetiyle Çitlek Kuru Yemiş karşınızda. Bol ürün, farklı markalar ve her daim kendini yenilen bir ilkeyle hizmetinizde. Evinizde bulundurmanız gereken her şey Çitlek Kuru Yemiş'te bulabilirsiniz. Tekir su tavsiye edilebilecek sular arasında en güzel bir sudur. Tekir suyu ailece içiyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten güvenilir. pH'i yüksek bir sudur. Tekir su 19 litrelik damacana, 5 litrelik pet şişe, 1,5'luk, 0,5'lik bardak su ve yanında soda çeşitleriyle birlikte bayağı bir çeşidimiz bulunmaktadır. Cumhuriyet Vakfı'nda bir velimizle beraberiz. Sayın Veli, önce kendinizi tanıtınız. Okul hakkında, idareciler hakkında, öğrenciler hakkında görüşlerinizi alalım. Düşünceleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Ben Ekrem Bıçak. Burada 4 sayı sınıfında çocuğum var, Ebrar Bıçak. Onu almaya geldik şimdi okul çıkışı olduğu için. Okulumuz gayet temiz, güzel. Bahçesi güzel, yeni düzenlemesi güzel. Müdürümüz sayesinde daha da güzelleşti. İlk günlerden bugünlere bakarsak 5 yıllık bir süreçte ben buradayım. 5 yılda ben bu okulun ilk gününden bugüne bakıyorum. Hakikaten çok ilerlemiş, çok güzel, temiz bir okulumuz olmuş. Şöyle baktığınızda okulu bir ferah, sanki bir insan evine gidiyor. Örnek bir okul demek. Örnek bir okul ve evine giriyormuş gibi. Kendi insan kendi evine girermiş gibi tertemiz, pırıl pırıl bir okulumuz. Öğretmenlerimiz pırıl pırıl, hepsinden memnunuz. Milli Eğitimimizden memnunuz burayla ilgilendikleri için. Yani o günden bugüne bakarsak Hürriyet'in, ben kendim açımdan söylüyorum, 5 yıllık süreçte okulumuz gerçekten bir aile evi gibi oldu. Buradaki biz veliler ve öğretmenler de zaten hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve bir aile gibiyiz. Yani çevremizde hepimiz duyarlıyız. Zaten çevremize baktığımızda buradan bu okulun ne kadar güzel bir okul olduğunu, ne kadar geliştiğini hep beraber daha iyi anlayabilirsin. Şu sözü söyleyebilir miyiz? Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Doğrudur. Atasözü değil mi? Doğrudur. Aynen katılıyorsun. Doğrudur. Size teşekkür ediyoruz. Ben de tanıştığınızda teşekkür ederim. Size de kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Böyle güzel bir şey çalışmada bulunduğunuz için. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun.